Hoş geldiniz arkadaşlar. İtme Momentum konusuyla devam edeceğiz. Artık beni tanıyorsunuz. Ben kısaca hey deyip devam ediyorum. İtme Momentum'la hemen ilk konumuza başlayacağız. İtme Momentum günlük hayatta aslında çok fazlasıyla karşılaştığımız ama aslında fark etmediğimiz şeylerden birisi. Özellikle Cüneyt Arkın çok severim. Cüneyt Arkın filmlerinde çok fazlasıyla bu konuyla ilgili kendinize pay çıkarabilirsiniz. Mesela adam pompalı bir tüfekle Cüneyt Arkın'ı ateş ediyor ama Cüneyt Arkın ne hikmetse öne düşüyor. Böyle durumlar göreceğiz ama aslında öyle şeyler olmayacak tabii ki. Veya tabanca ile ateş ediyorsanız o Karadenizli... Kadınların ateşlerini görmüşsünüzdür ama bir de yabancı böyle magnumlarla ateş eden teyzeler var. De, ne yapıyor? Ta ateş ediyor, silah orasına burasına çarpıyor. Geri tepmeleri de yaşıyor. Hatta askerde bizzat yaşadığım şeyler var ne bileyim. E, tüfekle ateş edip omzunu çıkaran. E, ondan sonra bizim amele e, şey nedir onun adı? Moruk. E, amele morluğu dediğimiz şeyler vardır. E, onları çok fazlasıyla görmüş, yaşamış bir adam olarak itme momentum'la başlayacağız. Günlük hayatta çok şey var bunun. Dedim başladım. Önce itme, impuls diye de geçiyor. İtme ile başlayacağım. E, bildiğiniz itme yani. İt, 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 itme yani. E, I harfi ile gösteriyoruz. itmenin baş harfi I ile diyeceğiz. Kuvvet çarpı e, zaman. Diye ifade ediyoruz. Birimi Newton çarpı saniyedir diyeceğim. Sonra momentum. Abi tork yapmıştık biz. Orada moment vardı. Yani torkun bir adı da moment diye eski adı daha doğrusu. Buradaki momentum. Çok farklı şeyler haberiniz ola. Momentumu biz P harfiyle gösteriyoruz. M çarpı V. Kütle çarpı hız diye ifade ediliyor diyeceğim. Burada hem itme hem momentum bakıldığı zaman vektörel niceliklerdir. Yani yönleri çok önemlidir. Birimlerine bakarsak birinin Newton saniye birinin kilogram metre bölü saniye şeklinde gözüküyor ama açılımlarına Newton açılımını yaptığımızda birimlerinin ikisinin de eşit olduğunu çok rahat görebiliyormuşuz diyeceğim. Şimdi itme ve momentum deyince benim aklıma ilk gelecek şey F eşittir. EMA. Ozumun çok sevdiği bir formül. Evet. Burada dikkat edeceğiniz şey F MA EMA formülünü yazarsanız ivme birim zamandaki hız değişimi diyeceğim. Şuraya ok koymayı unutmuş olabilirim. Hemen tamamlayayım. İvme yerine delta V bölü delta T dedim. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda bakın ne çıkıyor? İtme momentumdaki değişimdir diyeceğim. Bunu özellikle şuraya da yazacağım. İçme içme momentumdaki değişim diye yazılır. Benim burada en fazla dikkat edeceğim, önemseyeceğim şey budur. Momentumdaki değişimden kastım da şudur. Son momentum eksi ilk momentum şeklini hemen yapıştırdım vektör olduğu için vektör işaretini yazmak zorundaymışım diyeceğim. Momentumdaki değişim ee, neymiş? İtmeye eşitmiş diyeceğim. Ve geçeceğim. formu kısmıyla işim kalmadı. Daha çok örneklerine bakacağız. Kütlesi 4 kilogram olan bir cisim 5 metre bölü saniye hızla yere çarpıp şekildeki gibi 5 metre bölü saniye hızla yansıyor. Cismin momentum değişimi kaç kilogram metre saniyedir şeklinde kilogram metre bölü saniye. Burada yapacağımız kura şuydu. Önce e, ne yapalım? Momentum değişimine bakacağım. Momentum değişiminde e, son momentum bu tarafa doğru. Direkt şunun üstünde göstereyim hadi. Son momentum bu tarafa doğru. Kütlesi 4. E, hızı da 5 olduğu için son momentum 20'ymiş. İlk momentum bu tarafa doğru 20 ancak biz ne yapıyorduk? Son momentum eksi ilk momentum diyorduk. Yani vektör olarak eksilik demek vektörü ters çevir demek. İlk momentumu yönünü çevirdim 20 dedim. Aradaki açı fark ettiyseniz 90. Vektörleri hatırlayan burası 20 burası 20 açı 90 ise bileşkesinin de 20 olduğunu çok rahat söyleyebilir diyeceğim. Momentum değişimi için aynı zamanda itmedir diyeceğim. 20, 20 açı 90 sa neydi? 20 kök 2 idi. Evet şimdi hatırladım. Unutmuşum herhalde bunları. Peki aradaki açı 60 olunca ne oluyordu? Ha, 20 kök 3. Aradaki açı 120 olunca ne oluyordu? 20 20 20 oluyordu. Ama burada aradaki açı 90 derece olduğu için 20 20 20 kök 2 Pisagor'dan da çıkarabiliyordunuz. Evet yine basit bir soru. Momentum değişimi nedir? Kural aynı. İlk momentum son momentum mantığı. Bu gramları yalnız kilograma çevirmem lazım. Ben çaktırmadan şuradan 200 gram 0.2 kilogram yapar. E, 0.2 ile 30'u çarparsam son momentum'um bu tarafa doğru 6 yapar. İlk momentum'um aşağıya doğru 8'dir. Ne yapıyorduk? İlk momentum'u vektör olarak çeviriyorduk. Aralarındaki açı 90 derece olduğu için 6, 8, 10 üçgeni deyip itmesini yani momentum değişimini ne yapabiliyorsunuz? ...söyleyebiliyorsunuz diyeceğim. 6, 8, 10. Yönünü mutlaka yazmak zorundaydım. Evet, atışlar... Ayy, ...atışları çok iyi hatırlıyoruz. Ee, 2 kilogramlık bir cismi 25 metre bölü saniye hızla atıyorsak diyeceğim. Bunda yapacağınız şey önce bileşenlerine ayırın lütfen. Ayırıyorum. 53 derece var. Ben hatırlamıyorum diyenler için... 25 çarpı kosinüs 53 size şuradaki bileşenini verir. Açının olduğu yer odur. 25 ile 0,6'yı çarparsanız eğer ne yapıyor? 15 yapıyor. 2 ile de çarptım. O zaman momentumu bu tarafa doğru 30. Aynı şekilde bu tarafa doğru da momentum 2 çarpı 25 çarpı sin 53'ten 40 yapıyor. Şimdi atış hareketlerinde özellikle bu şekilde eğik bir atış varsa yataydaki hız hiç değişmediği için haliyle yataydaki momentum da hiç değişmez. O yüzden biz yataydaki momentumları almayız. E, ne yaparız? O zaman deriz ki ilk momentumum benim yukarıya doğru. Neymiş ilk momentumum? 2 çarpı 20'den 40. E, son momentumum nedir? E Atışlarda hangi hızla çarptıysa o hızla düşer. O zaman son momentumda aşağıya doğru 40 olur. Kütlesi çarpı hızıdır. Momentum değişimi nedir? Nedir derseniz kural neydi? İlk moment pardon, son momentum eksi ilk momentum. Yani ilk momentumunu ters çevirirsiniz ve son momentumla toplarsınız. O da momentum değişimini yani itmeyi her ne kadar yamukla çizsem 80 olduğunu ne yaparsınız bulursunuz diyeceğim. Atışları çok tatlı hali. Evet bir top var elimde duvara çarpıyor sonra duvardan geri yansıyor. Bakın ilk momentum aha bu tarafa doğrudur. İlk momentum 0,4 çarpı 12'den 4,8 geldi. Çarptıktan sonra hangi hızda geldiğini söylüyor? Çarptıktan sonra 8 hızda. O zaman son momentumunu da bulurum ben. O da nedir? Ee, kütlesi 0.4. 8 hızda geldiği için 3.2 yapar. Momentum değişimi burada nedir dersem? Kuralım son eksi ilk şeklindedir. Yani ilk momentumu vektör olarak çevir. İlk momentumu vektör olarak çeviriyorum. Çevirdim. 48'ini yazı verdim. Daha doğrusu 4,8'ini. 4,8 3.2 daha momentum değişimi buradan 8 yaptı. Momentum değişimi vektöreldir. Aynı zamanda itmeye eşittir. Benim bulduğum değer aynı zamanda itmedir. Ama bu amcam bana kuvveti soruyor. E, i̇tmeyi ben nasıl hesaplıyordum? Kuvvet çarpı zaman diye. İtmeyi biliyorum 8. E, zamanı da biliyorum o da 0,2. Her tarafı 0,2'ye bölersem kuvvet 40 Newton olarak çıkarmış diyeceğim. Gayet kolay. Önce momentum değişimi sonra formül uyguluyorsunuz. Başka bir şey yok. Dikkat edeceğiniz başka da bir şey Yok. Kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan size itmeyi ya da momentumdaki değişimi verir diyeceğim. Grafiğin altındaki kısım eksidir momentum değişimi verir diyeceğim. Momentum zaman grafiği gördüğünüz zaman aynı zamanda siz hız zaman grafiği görmüş olursunuz ve bunun e, momentum zaman grafiğinin eğimi size kuvveti. Momentum hız grafiğindeki doğrudaki eğim kütleyi Momentum hız grafiğinin altındaki alansa kinetik enerjiyi verir diyeceğim. Geçeceğim. Burada ekstra dikkat etmeniz gereken kuvvet zaman varsa kuvvet neydi? F eşittir ema şeklinde yazılıyor dedim. Burada e, kütle sabit olduğu için kuvvet zaman grafiği gördüğünüzde aynı zamanda ivme zaman grafiği görmüş olursunuz. Veya momentum zaman dersem, momentum m çarpı v'dir. Kütleyi sabit kabul ederseniz aynı zamanda momentum zaman grafiği hız zaman grafiğinin aynısıdır deyip geçerim. Geldik e, kuvvet zaman grafiği ile ilgili soruya. Ee, kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan bize itmeyi yani momentum değişimini verir. O yüzden altında kalan alanları hesaplayacağız. Şurada bir üçgen alanı var. 10 çarpı 2 bölü 2'den 10. Sonra 10 çarpı 2'den 20. Sonra 2 çarpı eksi 10'dan eksi 20 dedim. Benim başlangıçta hızım falan var mıymış? Varmış. Başlangıçta ilk momentum varmış. Ne kadar? Kütlesi 4, hızı da 5'miş. Yani 20 diye. Hemen başlıyorum. İlk momentumum 20'ymiş. 10 kazandım. İkinci saniyede momentumum 30 oldu. Dördüncü saniyede momentumum 50 oldu. Altıncı saniyede hala sabit 50'ymiş. Ve 8. saniyede momentumum ne olmuş olacak? 20 azalacak. 30 oldu diyeceğim. Son momentumu bu şekilde bulmuş olacağım. 8. saniyedeki momentumu nedir demiş. Zaten son momentumdur. 30 diye bulduk. Dördüncü saniyede cismin hızı nedir demiş. Dördüncü saniyede momentumundan çıkarabilirim onu da. Bakalım momentum neydi? Kütle çarpı hızdı. 4. saniyede momentumu 50'dir. E kütle de 4'tü. Buradan hızı çekersek 25 bölü 2 yani 12,5 metre bölü saniye şeklinde cevabı bulmuş olacağım. Ve devam hız zaman grafiği momentum değişimi. Normalde uzun uzadıya yapabilirim ama burada şunu yapayım. İlk momentumum Kütlem belli nasıl olsa 2. İlk e, ilk hızım neydi? Şuraya baktım grafiğe 10. O zaman ilk momentumu 20'ymiş. Son momentumuna geldim. Kütlem 2. Son hızım nedir? Son hızım da eksi 10'muş grafiğe bakarak. O zaman bunun da eksi 20'dir. Bundan sonrası formül uygulayacağım. Momentum değişimi. Neydi? Son momentum eksi ilk momentum şeklindedir. Son momentum eksi 20. Formülde eksilik var. İlk momentum da 20 idi. İşlem yaparsak eksi 40 şeklinde. Ne yapabiliyormuşuz? Cevabı bulabiliyormuşuz diyeceğim. Evet, bundan sonraki kısımda da arkadaşlar, e, kinetik enerji ile momentum ilişkisi ve e, merkezi çarpışmalar kısmıyla devam edeceğim. Hoşçakalın.